Şimdi kan belgeleri 3 ana başlık altında değerlendiriliyor ama bu 2 başlık altında da tekrar kendi dallara ayrılıyor. Bunlar kan belgesi öncelikle yük taşımacılığı yapanlara düzenlenen bir belgedir. K1 belgesi araçlara kamyon olup nakliyecilik yapan ve ticari iş yapanların düzenlediğimiz belgedir. K1 yıldızlı belge. Bunlar da yine yük taşımacılığı yapıp ticari olarak iştigal konusu olan ve araçları kamyonet olarak. Fakat bunun tek bir kapsamda değerlendiriliyor bu diğer K belgelerinden ayrılan K1 yıldızlı. K1 yıldızlılar sadece il içi taşımacılık yapabiliyorlar. Diğerlerinin hepsi yurt içi taşımacılık yapıyor. K2 belgesi yine onlar da kendi iştigal konusuyla ilgili yurt içi yük taşımacılığı yapanlara düzenlenen belgedir. K2 yıldızlı da yine aynı şekilde onda tek farkı kamyonet sahiplerine düzenlenen bir belgedir. Ve bir de K3 belgemiz var. Bu K3 belgesi de sadece evden eve nakliyat ve büro eşyaları satımı yapanlara düzenlenen belgedir. Şimdi dediğim gibi K1 yıldızlı belge sadece il içi taşımacılık yapabiliyorlar. Diğerleri komple yurt içi taşımacılık yapabiliyorlar. Yalnız K1'in şartları biraz farklı. Bunlar muhakkak ticari taşımacılık yapacaklar, nakliyeci olacaklar ve bir de ODY belgeleri olmak zorunda ve araçları da 19 yaşını doldurmamış olması gerekiyor. Diğerlerinde herhangi bir zorunluluk yok veya kısıtlama yok. Peki bu K sınıflarının fiyatları neler? Şimdi şöyle K1 hepsini yalnız şöyle bir şart da var. Dediğim gibi bu belge düzenlenebilmesi için muhakkak mevcut bir birim taşıtların olması gerekiyor. Ben size fiyatlarını bir birim taşıt olarak değerlendirip veriyorum. K1 belgesi yaklaşık 17.100 TL'ye tutuyor. K1 yıldızlı 4.400 TL'ye tutuyor. K2 yıldızlı 8.700 civarında tutuyor. K2 yıldızlı 2.300 civarında tutuyor ve K3 belgesi de 8.700 civarında tutuyor yaklaşık. Fakat bu dediğim gibi 2013 yılı fiyatlarımızdır. Çünkü her yıl 31 Aralık'ta yeni fiyatlar 1 Ocak'tan geçerli olmak üzere düzenlenir. Biz de o şekilde bir uygulama yaparız fiyatlarımıza. Denetim istasyonlarının artık şimdi denetimler öyle bir şey oldu ki eskiden sadece bakanlık tarafından denetleme vardı ama şimdi illerde denetim istasyonlarının olmadığı bölgelerde il trafik şubelerinden görevli memurlar denetliyor. Trafik alanının, polis alanının olmadığı bölgelerde jandarmanın bölge alanının dışında kalan yerlerde de kıdemli zabıta görevlilerinin denetiminde olduğu için doğal olarak bu belge sahipleri de daha titizlik gösteriyor. Çünkü bunların cezaları yaklaşık 2 milyar 600 TL araç başına ve 5 puanda kesinleşmiş ceza olarak döneceği için bu belge sahipleri de titizlik gösteriyor. Ve o yüzden 2013 yılında geçen yıla göre bir artış gösterdi belge müracaatlarımız. Bu belgelerin geçerlilik süresi ne kadar? Şimdi geçerlilik süreleri düzenlerken 5 yıldır. Ama dediğim gibi belgenin şartlarından bir tanesi de bir birim taşıtların olması sebebiyle eğer bu bir birim taşıt satarlarsa bu 5 yıllık süre diye bir süre kalmıyor. O zaman da noter satış tarihi geçerli olmak üzere araçlarının 90 günü doldurmadan yeni bir araç alarak belgelerine ilave ettirir ve diğer şartlar da yine aynı şekilde sağlarlarsa 5 yıl. Ama genel itibariyle 5 yıl. 5 yılın sonunda da bir %100 üzerinden bir yenileme işlemi yapıyoruz. Kişi veya şirketler adına düzenlenir. Sadece onlara ek olarak biz taşıt belgesi ve taşıt kartı düzenleriz. Taşıt kartları araçlara düzenlenir. Yoksa yetki belgemiz şahıslar adına veya şirket adına düzenlenir.